Pekala hocam, şimdi siz bunları söylerken bir yandan da içimde patlayan bir kelime var. Hangi kelime biliyor musunuz? Onarım, onarım, onarım. Evet. Muhtemelen o derinlerdeki hissedişi adlandırmak, kökteki duyguyu, o kök duygusunu bulduktan sonra, tanımladıktan sonra yönetme becerisi bizi artık o yeniden başlamaya getirecek olan dinamik. Yani benim böyle gelmiş, böyle gider deyip psikolojik sağlamlığımı zayıflatan cümlem yerine her an başlamaya hazırım halinde duruyor olmamın kaynağı ne kadar onarılmış olduğu, değil mi? Evet. Peki. Psikolojik sağlamlığın. Pekala, o zaman çok böyle şey gibi olacak biliyorum. Hadi bana bir navigasyon yollayın da hemen buluvereyim orayı gibi olacak ama bu soruyu sormam gerekiyor. Pekala canım hocam, nasıl olacak da ben kendi kökteki duygumu bulabileceğim? Yani kök duyguya giden bir yol haritası var mıdır? Elime alayım da böyle adım adım, burada bir öfke var, öfkeden bir adım gerisine yetersizlik, hop atladım oradaki hayal kırıklığına diyebileyim. Ben nasıl anlayacağım işin soğanla alakalı olmadığını? Ya da ben nasıl anlayacağım eşimin bana bu yemekte kötüymüş dediği zaman olayın yemek olmadığını, kendimi kötü hissetmemin sebebinin derinlerde yattığını ve o derinlerde yatan duygunun ne olduğunu nasıl bulacağım ben? Eminim Harika. bu soruyu herkes içinden soruyor. O yüzden bu soruyu sordum. Ben 3 artı 3 formülünü söylemeye çalışayım. Pratik bir şeyler söyleyeceğim ama bunun tabii açılacak birçok tarafı olacak. Belki önümüzdeki programlarda bunu açı açı da götürmeye çalışırız yani. 3 artı 3 dediğimiz şey şöyle. Hani bireyin psikolojik sağlamlığa erişebilmesi için ilk 3 şunu içermesi lazım. Birincisi, bilişsel farkındalık. Birey ilk önce bir bilişsel farkındalığa erişmesi lazım. Yani şu cümleyi söylüyorsa o zaman daha üzerinde konuşmaya gerek yok. Yani ben böyleyim yani, beni böyle kabul edeceksin. Ne oldu yani, ben mi hatalıyım şimdi? Ya da tek ben mi hatalıyım? Tek ben mi hatalıyım? Ne yaptım ben şimdi? Sen çok alıngansın, ben bilmem neyim. Cümleleri kuruluyorsa daha üzerinde daha konuşmaya gerek yok. Ama eğer birey şunu fark etmeye başladıysa, nedir onun adı? Ya benim şu andaki davranışlarım zannedersem geçmişten kaynaklanıyor. İncinmişliklerimin ürünü olarak hassaslaşmış olduğumdan kaynaklanıyor. Alınganım galiba, kırılganım galiba, öfkemi yönetemiyorum galiba. Senden dolayı değil de ama öfkemi yönetemiyorum. Çünkü psikolojik sağlamlığın en hani o farkındalığı düşük seviyenin en altı ne var? Ben öfkeleniyorum ama sen öfkelendiriyorsun beni. Şunun farkında değil biri. Yani hassaslığın seni şu anda saldırganlaştırıyor değil. Birinci etap bilişsel farkındalık. O yüzden mesela ben karşılaştığım anne babalara tavsiye etmeye çalıştığım bazı kitaplar var. Onlardan bir tanesi bilişsel farkındalığı artıracak kitaplar. Hakikaten ya çok enteresan denilip bir ufuk yolculuğuna çıkartılacak olan kitaplar. Onlardan bir tanesi Alice Miller'in Yetenekli Çocuğun Dramı. Mutlaka bir başucu yapılması gerekli olan bir kitap. Onu okunması. Cezasız Eğitim. Mutlaka okunması lazım gelen kitaplardan bir tanesi. Sonra köpekli bir Cezasız Eğitim 1, Cezasız Eğitim 2. İkinci kitap daha çok eğitimle ilgili, pratik olarak eğitimle. Hani çocuğum işte online eğitimde eğitim şey yapmıyor, Bence şu an dersine. en çok ihtiyacımız olan şey. Evet, hani hap bilgi istendiği zaman çocuğum dersine çalışmıyor, ödevini yapmıyor, çok alıngan, işte şunu yapmıyor gibi şeyler onların içerisinde var. Cezasız Eğitim 1 ise çocuğun ruhsal durumu daha çok orada var, duygu durumu daha çok orada var. Cezasız Eğitim. Sonra Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuklar var. Mesela o enteresan bir kitap. Sonra bir kitap daha var. Bırak Gitsin diye bir kitap var. Kaan Bilmiyorum. Bayraktaroğlu'nun. Evet. O da enteresan bir kitap ve farkındalığı oluşturacak bir kitap. Nülüfer Hoca'nın, Nülüfer Devecigil'in bir kitabı var. Işığın yolu. Işığın Yolu, bağlanmakla ilgili orada anlatılan. Mesela şöyle temel
5-6 tane kitabı eğer birey sindirerek okuyacak olmuş olsa, hakikaten ya diyerek okuyacak olmuş olsa, ikinci kısma gelecek. Birincisi bilişsel farkındalık. İkincisi ise duygusal farkındalık. Duygusal farkındalık dediğimiz şey ise bireyin kendi duygularını fark etmesi. Yani incecik bir sızı gibi şurada oluşuyor. Fizyolojik etkisiyle birlikte fark etmesi. Şu değil yani. Ben öfkeliyim galiba. Ben sinirliyim. Kıskandım galiba falan değil ya. Bunun kendi üzerinde kılcal kılcal hisleri olur. Her bir duygunun karınca yürüyüşü gibi kalbin üzerinde bir yürüyüşü olur. Sanki sağ ayağımın üzerinde bir karınca yürüyor. Bak Kübra'nın fark ettim der gibi. Sanki kalbimin şurasında hissediyorum. Bak bak geliyor, bak geliyor der gibi. Bu da duygusal farkındalık. Birey içe doğru derinleşip kendi duygularını fark etmeye başladığından sonra üçüncü etapta da tamam kalbinin üzerinde bir karınca yürüyor ve hep aynı yerde ısırıyor kalbini ve şu anda sen ciyak diye bağırıyorsun ki öyle oluyor, sürecimiz hep öyle oluyor. Peki o karıncanın yürüyüşünü değiştirebilir miyim ya da o karıncayı oradan çıkartabilir miyim? Bu da üçüncü kısmı oluşturuyor. Bunun adına da onarım diyoruz. Bilişsel farkındalık, duygusal farkındalık ve onarım süreci. Şu anda Hemen araya psikolojiye girebilir miyim? tabii. Şimdi sizinle yaptığımız ilk yayından sonra şu soruyu da çok fazla aldım. Pekala tamam, duygusal farkındalık için bir yolculuğa çıkmalıyım. Ama ben kendime sorduğumda şu an hangi duyguyu hissetmeliyim ya da hangi duyguyu hissediyorum diye sorduğumda öncelikli olarak ben duygumun adını koyamıyorum. Ve ben de fark ediyorum ki duygusal repertuarımız çok dar. Yani biz yetiştirilirken çok fazla duygu zenginliğiyle, duygu salatalarıyla yetiştirilmiyoruz. Tek besinle doyuyoruz aslında. Dolayısıyla adlandırmakta da, çeşitlendirmekte de, çeşitliliğin adını koymakta da zorlanıyoruz. Bu konuda söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Yani ben nasıl anlayacağım içimde hissettiğim duygunun yok yok hayal kırıklığı değil de tam olarak reddedilme olduğunu mesela. Yok yok onun adı başka bir şey. O galiba yetersizlik. Nasıl anlayacağım bunu? Aslında o bireyin birazcık daha bir sonraki etabı, bir sonraki derinlik boyutu aslında. Başlangıç kısmında duyguları ikiye ayıracağız. Hoşnutluk duyguları ve hoşnutsuzluk duyguları. Önce hoşnutluk duygusu ve hoşnutsuzluk duygusu diye yorumlayacağız. Yani kendimi şu anda kötü hissediyorum. Bu yeterli. Şu anda iyi hissetmiyorum. Bu yeterli. Şu anda içimde bir huzursuzluk hali var. Bu yeterli. Sonra gelecek o duyguların detayı daha da derinleşmeye başladığımda, şimdi bir sonraki etaba geçtiğimizde ise hani o etap geçildikten sonra zaten yani kendimi huzursuz hissediyorum etabı geçildikten sonra, bu arada mesela geçen programda sen de göstermiştin kitabı. Bırak ve Rahatla kitabı mesela, onun içerisinde bunun süreçleri de, hafta hafta süreçleri de, bir eğitim programı gibi de anlatılıyor onun içerisinde. Yani birey önce bir kendi içerisine derinleşebilmeyi, hissi hissetmeyi bir öğrenmesi lazım. Hislerini hissetmeyi öğrenmesi lazım. Sonra Sonra hissi yönlendirecek. o hislerine ait bir frekans aralığını açması lazım. Yani duyma aralığını açması için biyolojik ritmini ayarlaması lazım. Onun için metronom kullanmalarını tavsiye ediyoruz mesela. Duyma aralığı açılacak ki duyduğunu hissedebilsin. Yoksa günlük koşturmacalar içerisinde hangi duygu yaşadığını zaten birey bilemez. Ama duymaya başladığında, o benim yanımda var. Özür dilerim. Şu. Bu mesela normalde eğer gergin, agresif ve huzursuz olan bireylerde, gündelik yaşamı bilinçaltından huzursuzlukla yönetilen bireylerin normalde biyolojik ritmi böyledir. Gündelik koşturmacası böyledir. Bu stres. Eğer gündelik koşturmacası bu şekliyle gidiyorsa bireyin, bir stres içerisinde gidiyor demektir. Nereye çıkartmaya çalışacağız biz?
Onu daha dingin, daha sakin bir biyolojik ritme çıkartmamız lazım. Şimdi bu frekans aralığına gelmeye başlayınca bireyin iç dinlemeleri, yani duyma aralığı açılmaya başlayınca, mesela biraz önce eğer gözlerimizi kapatmış olsaydık, kendimizi o ritme bırakmış olsaydık, duymalarımızın daha artacağını görecektik. Ya da gündelik yaşamı eğer o aralıkta yaşayacak olursak, duygularımız açılmaya başladığını göreceğiz. O bir sonraki etap. Yoksa başlangıçta hoşnutluk ve hoşnutsuzluk yeter bize. O hoşnutsuzluk hissini yönetmeye çalışacağız. Dolayısıyla önce en basit düzeyde şey yapacak olursak, önce bilişsel farkındalık, sonra duygusal farkındalık, sonra ise duyguyu yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. O kitaplarda da değişik şekillerde de duygu nasıl yönetilir diye aslında anlatılıyor. Şimdi hocam, lütfen. Bu ilk üçlü. Bir de şunu bilmemiz lazım. Hani pratikte ne yapalım kısmının cevabı olarak vermeye çalışıyorum. Kendimizi tanımak için şu üçlüyü mutlaka bilmemiz lazım. Dirençlerimiz, zorlantılarımız ve iç seslerimiz. Eğer birey kendisini tanımak istiyor ve yeryüzüyle barışmak istiyorsa, kendiyle barışmak istiyorsa, çocuğuyla barışmak istiyorsa, elleriyle barışmak istiyorsa, ayaklarıyla barışmak istiyorsa, kedilerle barışmak istiyorsa mutlaka bu üç kavramı fark etmesi, öğrenmesi gerekecek. O da yine farkındalığın içerisinde olan şey. Dirençlerimiz bir davranışın yapılmasına dönük olarak duygusal engellere direnç diyoruz. Bir davranışın yapılmasını engelleyen duygusal bariyerlere direnç diyoruz. Mesela eşimle tartıştım. Dedim kahve içer misin diye sordum. Eşim de dedi ki ya ikide bir kahve çay bir susar mısın dedi. Görmüyor musun dedi. Neyle meşgulüm dedi. Kalbim kırıldı. Vermiyorum dedim kahve mavi. Zaten sana kahve söyleyen de suç. Ya gider misin başından dedi. Gittim içeriye. Canım sıkkın. İçeride dolaşıyorum şimdi. Ve kalbimde bir huzursuzluk, yani bir hoşnutsuzluk hali var şu anda. Şimdi kendime şu soruyu sormuş olsam, desem ki ya tartışma çıktı. Akşam kötü geçecek. En iyisi ben eşimin yanına gideyim. Diyeyim ki canım yanına oturabilir miyim diyeyim. İyi misin diye sorayım. Sakin misin diye sorayım. Kapıdan adım attırmayan o duygu, yanına göndermeyen o duygu, ya biz direnç diyoruz işte. Dirençlerimizin kökeni çok defa değersizlik algılarımızın hassasiyetinden, suçluluk algılarımızın hassasiyetinden, yetersizlik duygularımızdan kaynaklanır. Dirençlerimiz iç sesler ile desteklenir. Şimdi içeriye gideceğim. Diyeceğim ki canım her şey yolunda mı? Ben oturayım, ben iyiyim diyeceğim. Kapıya doğru yaklaştığımda iç sesler bana ne diye seslenir? Bir önceki kavgada da ben gittim. Hep ben mi gideceğim? Hep ben mi gideceğim? Böyle gidersen yüz bulacak. Sonra daha da şey yapacak. Hayır, gitmeyeceğim. O gelsin. Şu anda iç sesler. Benim şu mangalı sallarken aslında ya bu çocuğun anne babası yok mu diye kendi kendime söylendiğim o konuşma iç ses aslında. İç konuşma aslında, bu iç sesler daha da derinden gelecek ama Doğru. kapıdan dışarıya çıkartmayan bu konuşma, kendimle yaptığım iç konuşmalar aslında iç sesler olarak yine tanımlayacak olursak bilmemiz lazım gelen ikinci kavram da bu. Dirençlerim. İç seslerim, takip etmemiz lazım gelen. Bir de zorlantılarım. Zorlantı ne demek? Zorlantı da şu. Dirençler bir davranışın yapılmasını engelleyen duygusal
bariyerlerdi. Zorlantı dediğimiz şey de bir davranışın yapılmasına yönelik içimizde oluşan duygusal itişlere zorlantı diyoruz. O davranışı yapmak zorundasın. Yapmazsan kendini kötü hissedeceksin. Mesela benim o yine mangal şeyinden örnek verecek olsak, mangalı sallıyorum, ben kendimi kötü hissediyorum şu anda. Ya bu çocuğun anne babası yok mu? Dalları kırıyor diyorum. Kendimi kötü hissediyorum o sırada. Ve içimde bir şey beni zorluyor. Neye zorluyor? O çocuğun davranışını durdurmaya zorladığı kısma da zorlantı diyoruz. Bir davranışı yapmak zorunda hissetmek. Yapmadığı zaman da bireyin kendisini kötü hissetmesi. Eğer biz bu üçlünün çalışma şeklini ve kendimizde gözlemleyecek olursak, mesela basit bir iki tane zorlantı söylemeye çalışayım. Mesela bir zorda kaldığımız sırada diyelim ki yere düştük. Ayağım kaydı. Pat diye yere düştüm. Ne yapıyoruz o sırada? Gülüyoruz. Efendim? Gülüyoruz. Yere düşünce ne oluyor? Gülüyoruz Doğru. öyle. Yere düşünce. Doğru. Şimdi bu kadına sorsak, desek ki hanımefendi çok mu hoşuna gitti? Neden gülüyor? O muhtemelen hani ne yapayım diyecektir yani. Bu bir zorlantı işte. Bu bir zorlantı. Yani ona biz ne diyoruz? Anlamsız gülme davranışı. Kökeni hoşnutluk hissinden kaynaklanmayan diye gülmek zorunda hissettiğimiz davranışa anlamsız gülme davranışı diyoruz. Bu bir mesela bir zorlantı. Ya da başka birazcık daha zorlu. Harika bir örnek oldu ama. Şimdi daha da bir karışık hale getirmeye çalışayım. Mesela şimdi bir anne çocuğuna kızdı. İkisi kavga yapıyorlardı. Yeter dedi, bıktım dedi, hepinizden bıktım dedi. Çocukları içeriye doğru götürdü, attı. Sonra üzüldü. Çocuklar da oradan kafalarını çıkartıyor, bakıyorlar ve üzüldü. Sonra geldi koltuğa oturdu. Şimdi bu anne ne diye konuşacak kendi kendine? Allah benim belamı versin. Ben Ben ne ne biçim biçim anne? insanım? Ben ne biçim Neyi anneyim? becerebilirim, Bu da bir anneliği zorlantı işte. Bu becereyim? da Ne eksik becerebilirim anneliği? bir zorlantı işte. Yani yanlış bir tutum karşısında bireyin kendisine hakaret etmesi, kendisine kötü davranması, kendisini hırpalaması da bir zorlantıdır. Yapmadığı zaman birey kendini kötü hisseder. Kötü histen kurtulabilmek için kendisini cezalandırması gerekir ki, ah çocuklukta kendimizi cezalandırıldığı gibi kendimizi cezalandırmamız gerekir ki iyi hissedelim kendimize. Şimdi bu anneye desek ki ya koltuğa oturmuş anne, sevgili hanımefendi Allah benim belamı versin diye söylüyorsun. Kendine kızıp duruyorsun. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Hadi kendini iyi hisset demiş olsak hanımefendi ne diye söyleyecek bize? Yani iyi hissedemez ki o sırada. Çünkü şöylesi bir his gelir. Yani çocuklara kızdım. Şimdi geleceğim ben burada kendimi iyi hissedecek olursam hani duyarsız bir anne gibi olmuş olurum o zaman. Ne bileyim böyle hani iyi gelmez ki bu bana falan gibi şeyler söyleyecek. İşte bu Evet. iç sesler, bu iç sesler hani duyarsız mısın sen? Çocuklara kızdın. İçeriye attın bir de geldin buraya bacak bacak üstüne mi attın? Hiç mi his yok sende? Ne biçim insansın sen diye seslenen bu iç seslerin bir sahibi vardır. Geçmişte mutlaka bize o sözü söyleyen birisi vardır. Ve içimizde minyatür bir adamcık şeklinde aslında bizi utanmıyorsun değil mi? Şu çocuklara yaptığına bak derken aslında biri bize sesleniyor. Kendimiz değiliz o. Evet. Bilinçaltımıza yerleşmiş birisi, utanmıyor musun sen? Şu çocuklara yaptığına bak derken o suçlanan ben, iç seslerimin tesiriyle Allah benim belamı versin, ben ne biçim anneyim cümlesini kendisine söylerken aslında sen ne biçim annesin diye içten bir ses çıkıyor. Bir şeyi beceremiyorsun diye içten bir ses çıkıyor ve o sesin mutlaka bir sahibi var. Gözlerimizi kapayıp şöyle içimize doğru derinleştiğimizde yanlış bir tutum karşısında kendimizi kötü hissettiren
kendimize Allah benim belamı versin dedirttiren, zaten neyi becerdin ki beceremiyorsun dedirttiren, şöylece o sese bir seslendiğimizde perdenin kapısının açılacağını göreceğiz. Birisinin olduğunu, çok çok tanıdık birisini göreceğiz yani orada. Evet, uzaklarda da aramamamız gereken birini göreceğiz, değil mi? Çokça maruz kaldığımız. Çok tanıdık şeylerle karşılaşacağız Evet, elbette. şimdi siz dediniz ya, zorlantıları çok yoğun yaşıyoruz. Hemen aklıma şey geldi. En çok gözlemlediğimiz şey de galiba bir şey oluyor. Ben bağırıyorum, çağırıyorum. Çocuk orada ağlıyor, ben burada ağlıyorum. Çünkü adalet dağıtıyor gibi çocuğumu üzdüğüm için kendime de bir hüzün payı bırakıyorum. O hüzne de birazcık öfkeyi ekliyorum. Sonra değersizliği ekliyorum. Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum. Biraz da günümü mahvetmişsem ondan sonra eşitlenmiş oluyoruz ve çocuğuma adım atacak enerjiyi kendimde buluyorum. Çünkü hakkını verdim. Artık üzüldüm ben de. Ben de kendimi hırpaladım. Biraz da eleştirdim. Kırbaç elimde zaten bekliyorum. Şöyle bir ayaklarıma bir vursam. İçimde hakikaten çok yoğun bir yargıç varmış gibi hissediyorum. Ama bu Var, yoğun... var, var, Evet, var, bir şey var. söyleyeceğim. O yargıcın kendim olduğunu zannediyorum. Hı. Aslında o yargıca sen kimsin dediğimde, işte sizin söylediğiniz gibi pat diye perdeyi araladığımda orada böyle derinlerden getirdiğim, içimde kocaman 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 yaptığım büyücü birini görüyorum. O birini gördükten sonra artık başka bir şeye başlıyorum. Çünkü içimdeki o sesi her duyduğumda Kübra sen konuşmuyorsun diyor. Konuşan sen değilsin, bir başkası. Ve o zaman belki sesini kısabiliyorum. Şu an duymaya ihtiyacım yok diyorum. Geçen yayında konuştuğumuz gibi o kadar fazla cevap geldi ki artık ben de yanaklarımı sıkacağım diye. O zaman yanaklarımı sıkıyorum ve diyorum ki Kübra insansın ve insan olmanın içerisinde hata yapma payı da var. Birazcık böyle duygusal sağlamlığa da geçiş yapmak istiyorum buradan, ama geçiş yapmadan önce hemen şunu söylemek istiyorum. Biraz önce o yüzden araya girmek istedim. Sizin kitabınızda biraz önce hızlardan, ritimden, biyolojik ritimden bahsettik ya, metronom üzerinde. Siz kitabınızda diyorsunuz ki birey duygulara zarara uğradıkça hızlanır, biyolojik ritim bozulur. Fiziksel hızlanma, acelecilik olarak, içsel hızlanma ise telaş olarak dışa yansır. Hatta daha başka satırlarda da oyalanma davranışlarından bahsediyorsunuz. Şimdi iki anlatımı da birleştirecek olursak aslında bir kadının veya bir adamın bütün gün içerisinde işlerinin bitmemesini, o telaşenin farkına varmayarak daha da işim var, daha da işim var haline gelmesini görüyoruz. Hatta geçenlerde şöyle bir danışanla diyalog yaşadık. Dedi ki hocam o kadar yoğunum ki dedi. Öz şefkat egzersizleri yapmaya çalışıyorduk. Zamanlar oluşturmaya çalışıyorduk. İnanın dedi hiç vaktim yok dedi. Yani ben de istiyorum çocuğuma vakit ayırmak. Hani bir yandan o şeyi de hissediyorum şimdi size anlattığınızda. Başka başka dinamikler var altta. Ama dedi vaktim yok. Pekala dedim. Adı Ayşe olsun. Ayşe Hanımcığım, sizden istediğim şey bütün gününüzü bana yazmanızı istiyorum. Dakika dakika. Sonra çok tatlı bir hanımefendi eşlik etti benim söylediğim şeyi. Ödevini de yaptı. Bir sonraki görüşmemizde geldi. Program şöyle hocam. Sabah kahvaltısını yapmış. İşte yavrularını okula göndermiş. İşte eşi gitmiş. Sonra işte evi toparlamış. Sonra bir çekmece boşaltma yeri var orada. Sonra eşi öğlen yemeği için eve geliyor. Yemeği yediriyor. Sonra çekmece boşaltma. Çocuklar okuldan geliyor. Yemeklerini yediriyor. Çekmece boşaltma. O kadar fazla çekmece boşaltma egzersizi yapıyor ki kendi içerisinde. Sonra dedim ki Ayşe Hanımcığım saat 12'ye kadar günü bitirdi. Ayşe Hanımcığım gerçekten dedim hiç vaktiniz yokmuş sizin. E diyorum ya hocam dedi. Peki dedim bu çekmece boşaltmalar ne? Orada böyle bir aydınlandı. E dedi boş kalınca ben çekmece boşaltırım. Çekmeceleri indiririm, tekrar yerleştiririm. Hakikaten orada ne kadar yoğun bir oyalanma davranışı olduğunu gözlemledik ve bir sonraki seansta bambaşka bir aydınlanma yaşandı. Şimdi ben de buradan yayını dinleyenlere bu soruyu sormak istiyorum. Acaba sizin çekmece boşaltma boşluğuna koyduğunuz ne var? Ne yapıyorsunuz da durup düşünmekten kaçıyorsunuz? Çünkü durup düşündüğünüzde neyle karşılaşacağınızı aslında derinlerde bir yerlerde biliyorsunuz. Duymak istemediğiniz, hissetmekten dahi kaygılandığınız bir hissiniz var orada. Belki eşinizi sevmediğinizi fark edeceksiniz. Belki sevilmediğinizi, çocuğunuzu hazır olmadığınız bir anda doğurduğunuzu, hayatınızı aslında çok da mutlu bir şekilde doldurmadığını, değil mi? Her zaman da çocuğumuza baktığımızda çok seviyorum derken o duyguyu hissetmiyoruz. Belki
tam da akademik bir kariyer yapacakken böyle ani gelen bir doğum oldu ve ben çocuğuma baktığımda geçti gençliğim diyerek bakıyorum. O yüzden tahammül edemiyorum. Onunla yüzleşeceğim. Fark ettiğimizde dediğiniz gibi başka bir şey başlıyor. Orada başka bir pencere açılıyor. Peki şimdi ne yapabilirim? Yani fark ettikten sonra basamağı aşabiliyorum. Bu yüzden oraya bir bakalım. Bizim çekmecelerimiz ne zaman boşalıyor? Evet, Neyden çok kaçıyoruz? çok 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 doğru söyledin. Çok doğru söyledin. Aslında yani şu testi mesela kendimize bir yapacak olmuş olsak ne kadar çok zamanımızın arttığını göreceğiz. Evet, sadece bir hafta telefon kullanmayalım mesela. Bir hafta. Bir hafta. Hayır, bir haftayı beceremiyorum. Bir gün. Bir gün telefonu koy ve hiçbir iletişim araçlarını kullanma. Bir gün yeryüzünde olmayı ver. Bir gün televizyonu açma. Sadece bir gün medyasız geçen bir gün, televizyonsuz geçen, sosyal medyasız bir gün. Ve o gün aslında iki aradaki siyahla beyazı fark eder gibi ya zaman ne kadar da yavaş akıyormuş, zaman ne kadar da doldurulabilecek, kendimin doldurulabileceği şeyler var olduğunu göreceğiz ama bizi kendimizden kaçıran şey, bir türlü kendimizle baş başa bırakmayan şey, çocukluktan itibaren batmaya başlayan aslında o zehirli oklar nefes aldırmıyor ki bize. Yani elim sürekli böyle telefon arıyor. Yani elim sürekli bir şey arıyor. Bir şey yapmam lazım gibi. Mutfağa 10 kere giriyorum çıkıyorum. Ya bir şey alacaktım, bir şey yapacaktım. Bir bakayım Instagram'a derken tamamen kendimizden kaçtığımızı. Ya o zaman da canım sıkılır. Ha, evet, hastalığın zaten o. Yani kendinle baş başa kaldığında canın sıkılıyorsa, daralıyorsa, hangi koltuğa oturacağını şaşırıyorsan, şimdi ne yapacağım diye sağa sola bakmaya başlıyorsan, yemeğe düşmeye başlıyorsan, tırnak içerisinde burada da küçük bir ayrıntı vermeye çalışayım. Mesela yeme bozukluklarının, çocukluktan itibaren başlayan yeme bozukluklarının çoğu, neredeyse tamamına yakını bir oyalanma davranışıdır. İzin verir misin? Küçücük de açayım. Bilmiyorum, yayınımız da aslında baya bir zaman aldı. Umarım bir saatimizi de doldurduk zannedersen. Bir Evet. parantez açmaya çalışayım. Yeme bozuklukları. Birçok kişi mesela kilo problemi yaşıyor ve diyete giriyor, diyete çıkıyor, yiyor, içiyor, içmiyor. Sonra kendiyle mücadele ediyor aslında. Birçok yeme bozukluklarının, kilo problemlerinin kökeninde aslında psikolojik etmen yatar. Şöyle ki biz bir hoşnutsuzluk duygusu yaşadığımızda bilinçaltımız bu duyguyu aslında duymamak, hissetmemek için bizi oyalanma davranışlarına yönlendirir çok defa. Bazen bu oyalanma davranışları öyle olması lazım ki bize yaşadığımız huzursuzluktan daha yüksek derecede bir haz vermesi lazım ki bunu bastırabilsin. Ne yapıyor mesela kişi? Kendisini kötü hissetmeye başladığında, kafası sağa sola dönmeye başladığında buzdolaba gidiyor. Buzdolabından aldığı birkaç şeyle bir duygu yaşıyor aslında. Bir keyif duygusu yaşıyor. Bir çikolata yediğinde sinir uçlarını uyardığında içinde farkına varmadığı aslında yalnız kalacağı sırada, kendiyle baş başa kalacağı sırada uyanacak olan o huzursuzluk duygularını farkına varmadan bastırıyor. Yani ikincil bir duygu yaşatarak kendi o duygularını bastırıyor. Hatta Hocam burada hemen şunu söylemek istiyorum. Bunun şununla alakası var mı? Ağlayan çocuğa bak susarsan çikolata vereceğimle. Çünkü öğrendiğim de bir davranış aslında bu benim. Tabii yanlış bir şey bu çok delice bir şey, çok çılgınca bir şey. Neden? Çünkü bir hoşnutsuzluk duygusunu bir çikolata, bir başka duyguyla bastırmaya çalıştırmak o çocukta bir zorda kaldığı sırada yeni bir duygu arayışına girer. Mesela bak, ben sana enteresan bir şey söyleyeyim mi? Hani bir bozukluk olarak kleptomani'den bahsediliyor. Kleptomani neydi? Hani çalma hastalığı. Çalma hastalığı. Çalma hastalığı ne? Çalma hastalığı şu. İstemsiz bir şekilde duramama hali. Evet, ihtiyacı olmadığı halde bir şeyler tırnak içerisinde çalmak zorunda hissetmesi hali. Aslında o birey bir şeyi çalmaya çalışırken
kendi içerisindeki başka duyguları aslında bastırmaya çalışmaktadır. Yani o bozukluğun kökeni buraya dayanır. Nasıl mesela? Şimdi gidecek mesela bir kız bir markete gidecek diyelim, oradan ne parfüm çalacak, oradan gidecek çikolata çalacak. Cebinde halbuki parası var, alabilir. Ama mesela şimdi kız markette o rafların önünden geçerken, oğlan marketin önünde raflardan geçerken şu görünecek miyim duygusu, yakalanacak mıyım duygusu diye bir nefes Adrenalin. aldı. Şu yükselttiği duygu o gün yapmadı. Ertesi gün tekrar geldi, tekrar baktı. Şu yaşadığı duyguyla aslında ne yapıyor? Bu çocuk muhtemelen örneğin çocuklukta yaşadığı ve insanlardan nefret etmesine sebep olan bir taciz duygusunu, nefret duygusunu ya da içinde ödevlerle, okulla vesaireyle baskı altında tuttuğu duyguyu, geri zekalısın şu ödevleri bile yapamayacaksın geri zekalılığı içerisinde olan duyguyu, Allah senin belanı versin duygusunu kendi içerisinde yoğunca yaşayan ve bu duyguyu nasıl yöneteceğini bilmeyen bir çocuğun marketin önünden geçerken böyle yapması, annesinin cüzdanının sağına soluna bakarken böyle bir heyecan duyması, babasının kredi kartını almaya çalışırken bir heyecan duyması, kimse görmeden internetin içerisine gireyim bir abuk sabuk bir şeylerle heyecan duyması, aslında bunların tamamına yakını çocuğun içerisindeki o salak, gerizekalı, aptal, manyak mısın? Lan sen okulda kalacaksın, kız sen başaramayacaksın, sen evlendiğinde sokağa atılacaksın. Hani kaç lira paran var? Bak gördün mü onların çocuklarını? Bak şunu gördün mü? Ya bıktım senden. Allah beni öldüreydi de seni görmeyeydim. Bilmem ne olmayaydı. Ya bu çocuk bu duyguyu nasıl yönetecek? Koca bir kor veriyorsun bu duygunun çocuğun içerisinde. Nasıl yönetecek? Mecbur ikincil bir duygu yaşayarak, kendini memnun edeceği bir haz aracı bularak o duyguyu diğerini bastırmak üzere, kullanmak üzere yönetecektir aslında. Tüm bunlara baktığımızda hani şey değil, biz oyalanmayı, işte kilo problemini, senin söylediğin gibi ya çok yoğunum dediğimiz şeylerin içerisinde hep huzursuzluğumuzu bastırmaya yöneldiğimizi çok defa görmüyoruz. O yüzden mesela ben bazı danışanlarıma şunu söylemeye çalışıyorum, kilo problemi olan danışanlara. Yani bir kendini gözlemle, lütfen bir kendini gözlemle. Sürekli yeme ihtiyacı hisseden. Lütfen bir kendini gözlemle. Hangi anlarda ağzın burnun şişmeye başlıyor? Hemen etin böyle kabarmaya başlıyor. Çoğu defa şu. Canım sıkıldığı zaman. Canım sıkılıyor. Oturuyorum koltukta böyle canım sıkılıyor. Şimdi ya bir işte mutfağa gitsem de bir şey alsam. Canım sıkılıyor. İşte o canım sıkılıyor denilen şey hastalık hali. Psikolojik hastalık dediğimiz şey o. Canım sıkılıyor, daralıyorum. Yani sen içindeki can sıkıntısını bastırmak üzere yeme davranışının içerisinde bulunuyorsun. Mesela ben kilo verdiğim dönemleri şöyle bir gözlemledim. Ne zaman yemeye yönlendiğimi psikolojik olarak gözlerimi kapayıp içimi dinlemeye çalıştım. Duygularımı dinlemeye çalıştım. Ben şöyle yöneliyormuşum. Hiç farkında değildim ben mesela. Şimdi akşam oluyor, saat 8, 9. Gün içerisinde yorulmuşum. Uykumun geldiğini fark ediyorum. Çocuklarla birlikte olmak istiyorum. Enerjimi yükseltmeye çalışıyorum. Uykumu kaçırmak üzere aslında ben ayağa kalkıp mutfağa doğru giderken farkına varmadan o yürüyüş esnasında dolabın kapağını açtığım esnada aldığım enerjiyle ve tekrar geldiğimle, tekrar koltuğa oturduğumla aslında ben farkına varmadan uyku halimi gidermek üzere bir yöneliş, yorgunluğumu gidermek üzere bir enerji alış içerisinde olduğumu fark ettim. Sonra akşam yeme davranışımı kesmeye çalıştım. Dedim ki akşamları yemeyeyim bakalım ne olacak diye. Uykum geliyor. Saat 9'un civarında Allah'ım diyorum uykum geliyor. Ne yapmam lazım? Dolaba gitmem lazım. Hayır, uyuyor. Uyumak da istemiyorum. İşte o aslında çok defa içimizdeki bir huzursuzluğu, içimizde bir yaşadığımız bir olumsuzluğu bastırmak için ikincil duygu kullanıyoruz.
Onları fark ettiğimiz sırada aslında psikolojik sağlamlığa doğru gidecek. Yani böylelikle ne öğreniyoruz biliyor musun? Psikoloji bize ne öğretiyor ya da pedagoji bize ne öğretiyor biliyor musun? Kendimizi tanımayı öğretiyor. Başka hiçbir şey değil. Evet. Kendimizi tanımayı. Sadece o kadar. Kendimi izlemeyi değil mi? Anlamlandırmayı davranışlarımı. Davranışlarımı anlamlandırmayı. Ben eşime kırıldım. Seyret bir kendini. Kendini bir tanı. Buzdolabına gittim. Dolabı açtım. Habire bir şeyler arıyorum dolapta. Bir seyret bir kendini. Kendini bir tanı. Sabah Evet. mutsuz kalktım. Pedagoji bize kendimizi tanıtmayı öğretiyor aslında.